Alo. Alo. Merhaba. Merhabalar, nasılsınız? Sağ ol, teşekkür ederim. Sen nasılsın? İyiyim, teşekkür ediyorum. Recep Bey'i aramıştım ben. Evet, doğrudur. Recep Bey, Twitter'dan arıyorum. Sayfamızda numara bırakmışsınız da o yüzden rahatsız ediyorum. Evet, doğrudur. Biliyorsunuz Twitter'da biz takipçilerimiz için 5. geleneksel şiir yarışmamızı başlattık Türkiye Gavatlar Federasyonu olarak. Evet. İlan bırakmıştık. Şimdi Evet. sırada normal Ayşe Hanım var. Ayşe Hanım'ın fotoğrafını atmıştık. En güzel şiiri yazan, en güzel şekilde şiir konusunda okuma yapan kişi bizden Ayşe Hanım'ı kazanacaktı. Şu an Evet. Ergün Bey ile yarışacaksınız. O yüzden aradım sizleri. Müsait Kimle? misiniz? Kimle? 62 yaşında Ergün Bey var Konya'dan. O Evet. sizi rakip çıktı. Otomatik biliyorsunuz program rakip çıkartıyor yorum atanlardan. Evet. Hanginiz daha iyi şiir okursa veya daha çok İrina Hanımefendi'yi etkilerse o kazanacak. Birazdan İrina Hanımefendi'yi de bağlayacağım. Müsait değilseniz kapatabilirim ama problem yok. Kaç yaşında bu hanımefendi? 37 yaşında. Ben de 37 yaşındayım. Aa, kabul ediyorum. Tamam. Bir dakika beklersiniz. Tabii. Peki hazır bir şiiriniz var mı? Var. Tamam. Çok güzel. O zaman ben şeyi de bağlayayım. Bir İrina Hanımefendi'yi bağlayayım. Bir Ergün Bey'i bağlayayım. Olur mu? Yalnız şöyle söylemek gerekirse bizi başvuran kadınların çoğu bize güvendikleri için. Yani biz biraz da takipçilerimizin genel kültürünü ölçüp aradaki o bağlantıyı kurmak istiyoruz. Yani güven Tamam. gizlilik bizim için önemli. Yani İrina Hanım sizi seçerse, yani bazı erkekler bu terbiyesizliği yapabiliyor. Güven gizliliği önem verirseniz çok memnun olurum. Ben güven ve gizlilik benim prensibim aynı zamanda. Tamam, beklerseniz ben bağlıyorum. Peki İzmir'den mi bu hanımefendi? Efendim? İzmir'den mi? Evet, Karşıyaka'da oturuyor. Zaten İzmir içi. Ha, anladım. Olur. Başka Kabul ettim. şehirdeyseniz kapatayım ben. Çünkü başka şehir yok. Yok, İzmir'deyim, evet. Evet, tamam o zaman. Ben de korktum İstanbul falan oluyor bazen. Öyle olmuyor şimdi. Biz İzmir içi yapıyoruz. Anladım. Olur. Tamam o zaman beklerseniz ben bir şeyi bağlayayım. Diğer yarışmacıyı bağlayayım olur mu? Tamam, ben de bir sigara yakayım bu arada. Siz sigara yakın, ben diğer yarışmacıyı bağlıyorum. Beklerseniz. Oğlum çok değişik bir hikaye görüyor Ay Kartır'ın. Yeni ilk geliyor. İrina yapmam lazım. Bak sana bir şey diyeyim mi? İrina'da adam şüphelenecek. Çözdüm bak, hissettim. Umarım şüphelenmez. Umarım yanılırım. Bugün hep haklı çıktım. Umarım haklı çıkmam. Alo, merhabalar. Merhaba. Size demiyorum. Alo, Ergün Bey orada mısınız? Alo. Ha, alo. Merhabalar. Fatma Hanım değil mi? Evet, aramıştım yarım saat önce. Müsaitseniz başlatacağız şimdi birazdan yarışmayı. Ya ben hazırım da yani ben yani şey Google'dan okuyabilir miyim ya? Benim kendi yazdığım şiir yok. Problem olur mu? Yok yok, problem değil. Zaten yani illa kendi şiirinizi yazacaksınız diye bir kuralımız yok bizim. Recep Bey de hatta bu arada bir tanışmanızı isterim. Recep Bey orada mısınız? Evet, buradayım. Bir tanışmanızı isterim Ergün Bey, Recep Bey. Merhabalar. Memnunum. Memnun oldum. Merhaba. İkiniz yarışacaksınız. Kurallarımız çok basit. İstediğiniz uzunlukta şiir okuyabilirsiniz. İrna Hanımefendinin seçimine göre ikinizden birini seçecek. Zaten güven gizliliği konusunda ikinizi de ayrı konuşmalar yaptım. Yok benim yok benim kendi halimde bir insanım ben yani kötü bir niyetim yok kesinlikle yani. Aynen işte, yani biz de güven gizlilik çok önemli olduğu için belirtmek zorunda kalıyoruz. Ben hatta kalırsanız bir İrina Hanımefendi'yi bağlamak istiyorum. Tamam. Bir dakika. Geliyor abi. Alo, kumalak, nasılsın? İyi misin? Tamam güzel. Oğlum çok garip bir hikaye lan. Dur. Alo, İrina Hanım orada mısınız? Evet. Alo. Kamal'la görüşüyorum. Ben Fatma, Fatma sayfadan. Twitter doğru. Evet, Twitter sayfasında var ya, Türkiye Gavatlar Federasyonu sayfası. Şiir için. Tamam. Nasılsın Fatma? İyi misin? İyiyim canım, teşekkür ediyorum. Sen nasılsın?
Valla ben de iyiyim, oturuyorum biraz. Ben canım sıkıldı zaten. Sen arada iyi oldu. Dobrasivo kasika guten tag diye degayı. Canım benim. Şu an hatta şu normal talihliler var. Recep Bey ile Ergün Bey hatta. O yüzden yani Rusça konuşmazsam mutlu olurum. Demem demem. Sen nasıl istersin ama kimse konuşmuyor. Elin Hanım, merhabalar. Nasılsınız, iyi misiniz? Alo, ses geliyor mu size İrina Hanım? Alo İrina Hanım. Evet, bir ses var ama ben tam anlamadım. Ergün Bey bir daha konuşur musunuz lütfen? Elin Hanım, alo, sesim geliyor mu? Evet, geliyor. Nasılsın, iyi misin? İyiyim ya, nerede tatlı kadın? Yani bu Türk sesi değil sanki biraz. Türk kendisi... Evet, ben baba Türk, ana Rus. Ben 3 yıl İstanbul yaşadım. 1 yıl İzmir yaşıyorum. Oh, ne güzel. Recep Bey orada mısınız? Evet. Siz de bir merhaba deyin İlhan Hanım'a. Merhaba İlhan Hanım, nasılsınız? Merhabalar, nasılsın? İyi misin? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Teşekkür ediyorum. Yani peki kaç yaşında olmak var siz? Kaç Ben yaşında? 37 yaşındayım. Ben neredeyse 8 yaşındayım ama ben yani yaşımı göstermiyorum Elin Hanım. Benim 3 tane evim var, 2 tane arabam var. Onlar önemli değil. Yani bu muhabbetleri yapmanıza gerek yok. Biz tamamen genel kültürüne bakıyoruz. Yani. Ha, tamam, yok ben öyle sadece kendimi tanıtmak amaçlı söyledim yani. Hazırsanız o zaman başlayacağız. İlk kim başlamak ister? İlin Hanım başlasınlar mı? Evet, ben nasıl diyor? Ben çok seviyorum şehir romantik erkek. Bizim Rus erkek biraz kötü, ben sevmiyorum. Dobrasivo kasika brevet kaktela. Rus erkek güzel. Yani Marta Tone Tefem Kardoş. Ama Türk erkek çok seviyorum. Romantik güzel oluyor. Yok öyledir zaten. Recep Bey ilk siz mi başlayacaksınız? Ergün Bey mi başlasın? Fark etmez, ben başlayabilirim. O başlayabilir, fark etmez. O zaman ilk böyle kısa kısa alalım. Bütün paragrafları okumayın. Sırayla böyle atışmalı olsun. Bir dakika siz, bir dakika Ergün Bey olsun, olur mu? Yani bir daha benimki kısa. Ben Tamam. bir dakikada okurum. İki tane o kısaysa o zaman, kısaysa iki tane okuyacaksınız. Ha, tamam, kısa iki tane okurum. Tamam, o zaman Ergün Bey kim başlasın? Ha, benim için fark etmez. Nasıl isterseniz. Ben istiyorum önce, yani ilk beyefendi başlasın. Biraz genç olan beyefendi istiyorum. Recep Bey sizden Anladım. bahsediyor galiba. Anladım. Galiba Peki, beni tamam, söylüyor benim. ya. Yok yok, Recep Bey söylüyor. Hangisi? Evet, Recep Bey oldu. Tamam, Tamam. Recep Bey sizden bahsediyor. İlk şiirinizi başlayın. Üç, Elina, üç. bir gün bir sigaranın üzerine Canım adımı baştan baştan. 3, 2, 1 başladı. İrina, bir gün bir sigaranın üzerine adını yazdım. O sigarayı yaktığımda sen hayatımdan kül olup uçup gidecektin. Yani seni unutacaktım. Ama nereden bilebilirdim ki her nefes alışımda seni en ücra köşe, ciğerlerimin en ücra köşesinde yer edinebileceğimi benim. Çok ben çok beğendim İrina Hanım. Siz nasıl baktınız? Ay ben çok duygulandım canım. Ben çok seviyorum. Ben nasıl diyor? Ben romantik erkek bayılıyorum. Yani tebrik ediyorum sizi. Ama ben bir de Ergun Bey dinlemek istiyorum. Ergun Bey orada mısın? Ha, buradayım. Yalnız ben yani nasıl diyeyim sana? Ben Google'dan o biraz gözlerim problemli de. Ben kendim nasıl diyorum da doğaçlama yapabilir miyim Fatma Hanım? Siz nasıl isterseniz fark etmez ama şiir kıvamında okumanız lazım yani. Anladınız mı? Ergün Bey? Ben şiire bakıyordum da. Peki yani müzikli yapabiliyor muyum? Nasıl isterseniz, Recep Bey müsaade ederse olabilir çünkü haksızlık olmasın. Çünkü biri Fark etmez. müzikli daha duygulu olur, diğeri müziksiz daha duygusuz, haksızlık olabilir yani. Recep Bey izin veriyor musunuz? Her Recep kardeşim bir Olur. şey demez bence ya. Fark etmez, fark etmez. Açabilirsiniz. Müzik mi açacaksınız? Ergün Bey. Hemen müzik açıyorum dur. Şeyden. Şeyden. Dur. Biraz acele ederseniz. Ses geliyor mu? Bize gelmiyor. Yani siz duysanız da olur yani. Yani siz duysanız yeterli yani. Ha, tamam açtım. Elin Hanım orada mısınız? Evet, buradayım canım. Hey, İrina Hanım.
Sizi görünce çok etkilendim. O sarı saçlarınız beni benden aldı. Etrafımda o kadar kadın gördüm ama senin kadar güzel bir kadın görmedim. Normal bir yumurtadan daha çok köy yumurtası gibisiniz. Ve sizden o kadar çok etkilendim ki Elin Hanım. Sizi çok seviyorum. Lütfen benimle evlenin. Benim hayatımdaki en güzel kadınsınız. Ben yaşamımı sizlere veririm. Elin Hanım, siz benim sultanımsınız. Bitti mi şey? Bitti benim. Teşekkür ediyorum. Çok dilinize sağlık. Evet, teşekkür ediyorum. Ama anlamak var, biraz düşünmek var ama biraz daha dinlemek istiyorum. Şey, bir tane daha okuyayım istersen. Evet, atışmalı gidiyor zaten. Seçim zaten 2-3 şiirle sonuçlanıyor. Türkiye Gavatlar Federasyonu olarak kuralımız var. En az 2 şiir. Tabii normal talipli kişi talip ederse, yani İrin Hanım talip ederse 3 şiir de olabilir. Sıra Recep Bey'de. Tamam. Recep Bey buyurun, şiiriniz 3-2-1. İrina, sen sütlaç kadar tatlı, lahmacun kadar acı, çorba kadar sıcak, aşure kadar karışık, sarma kadar çekici, karamel kadar mükemmel birisin benim gözümde. Aa, çok etkileyiciydi ama, duydun mu? Evet evet, yani sen çok güzel şiir okuyor, ben tebrik ediyorum Recep evet. Bey. Gerçekten evet. Gerçekten ben çok tebrik ediyorum, sen mükemmel konuştun. Bence de çok tebrik ediyorum yani sizi. Çok yani benim bile hoşuma gitti yani. Bunu kendiniz mi yazdınız yoksa Google'dan mı buldunuz? Benim yıllardır edebiyat okumamdan kaynaklı. Aa, çok güzel. Ama yani ben Fatma Hanım bir şey diyebilir miyim? Tabii buyurun İsmet Bey. Hemen sanki biraz taraf tutuyormuşsunuz gibi geldi. Biraz haksızlık varmış gibi. Hayır, yok öyle bir şey. Ben Recep Bey'le ilk defa konuşuyorum. Sırasıyla yani. Lütfen, evet lütfen. Tamam. Sıra bende mi? Evet, sıra sizde. Evet Ergun Bey, siz de okuyabilirsiniz şimdi. Tamam. Tamam, ben bir müziğimi açabilir miyim? Açın açın, nasıl isterseniz. Hadi Ergun Bey. Evet, okuyorum. Doğaçlama yapacağım mı? Hey İrina, sen kuru fasulyeysen, ben ayranım. Sen simitsen, ben çayım. Sen dönersen, ben ayranım. Hey İrina, sen adamsan, ben gayım. Hey İrina, sen benim sultanımsan, ben senin soytarınım. Sen siyahsan, ben beyazım. Sen gündüzsen, ben öğle vaktiyim. Sen kadınsan, ben erkeğim. Bitti mi Ergün Bey? Yalnız biraz sizden bir ricam var. Buyurun. Biraz konuşmalarda biraz daha dikkatli olursak. Fazla artı 18'e karşısını istemiyoruz. Böyle bir kuralımız var Türkiye Gavatlar Birliği olarak. Yok, ben onu benzetmeye bak şey söyledim yani, yanlış anlaşılmasın, çok özür diliyorum yani, gerçekten yani çok özür diliyorum. Tamam, problem değil. İrin Hanım nasıl buldunuz? Hayır, ben bir tane daha okuyabilirim İrin Hanım. Zaten üçüncü şiirle bu son şiir galiba. Bakalım, bir karşılıklı atışma bizim için çok güzel. Çok güzel yarışıyorsunuz, birbirinize böyle cevaplar vermeniz bence çok iyi. Tebrik ediyorum ikinizi de, güzel iş çıkartıyorsunuz. Evet, teşekkür ederim. O zaman İrina Hanım, sırada Recep Bey var. Dinliyor musunuz? Evet, ben kulaklık dinliyorum sizi. Siz çok tatlı insan, tebrik ediyorum. Dobrasi vokasika mıdır diye bavutta gayet. Tamam canım, tamam. Sıkıntı yok. Recep Bey, müsaitseniz başlayın. Tamam. İrina, vur kalbime hançeri, yaram kanasın. Ama fazla derine inme lütfen, ne olur. Çünkü orada sen varsın. Ooo, güzeldi bu da galiba.
Ama Fatma Hanım siz her şeyi... Beğeniyorum İsmet Bey yani. Ama ben duymadım, ben bu duymadım. Bir daha söyler misin lütfen Recep Bey? Tabii tabii. Buyurun Recep Bey. İrina, İrina. Vur kalbime hançeri, yaram kanısın. Ama fazla derine inme lütfen. Çünkü orada sen varsın. Çok güzel. Ben çok duygulandım. Sen çok güzel bir insan. Ben gerçekten Türkiye'ye geldim. İnsan beni çok kandırdı. Ama sen öyle romantik konuştun. Ben çok mutlu oldum canım. İyi ki varsın. Teşekkür ediyorum. Ben de memnun oldum. Ben teşekkür ederim. İrina Hanım iyi misiniz? Evet, evet. Benim mutluluk gözyaşı oldu. Bu ben kötü değilim. Ben de okuyacağım İrina Hanım. Merak etmeyin. Ben sizin her türlü yanınızdayım yani. Ya biraz Fatma Hanım, Recep Bey kardeşinize böyle şey yapmazsa yani... Ne diyorsunuz İsmet Bey? Böyle yaparsanız diskalifiye edeceğim sizi yani. Ama yok yani de Necep Bey'le siz tanışıyorsunuz yani elimizden benim İrina Hanımefendi'yi almaya çalışıyorsunuz. Hayır yok öyle bir şey Ergun Bey. Lütfen düzgün konuşalım tamam. Lütfen yani. Bak İrina Hanım da kızıyor. Tamam Sultanım ben özür diliyorum. Benim kötü bir niyetim yok. Gerçekten ben sana her türlü arkadaşlık yaparım. Recep Bey o zaman bir şiiriniz daha var mı sizin? Tamam o zaman İrina Hanım Recep Bey son şiirini okudu. Ergün Bey de müsaade ederseniz şiirini okuyacak yani. Yok yok tamam ben Recep Bey seçmek istiyorum. Üçüncü şiir gerek yok lütfen. Ama yani Fatma Hanım haksızlık yapılıyor yani. Ben de bir şiir okuyamam mı yani? Üç tane şiir okudu beyefendi. Ben iki tane okudum ya. Lütfen. Yani. Ama... Yani böyle ya lütfen yani 3 şiir okudu. Ben niye 2 tane okuyorum ben? Adam değil miyim yani ya? Tamam İrina Hanım bir Recep Bey okudu 3 tane doğru söylüyor. Sonuçta orada bir aşk atışması var, abaza atışması var normal bir şekilde. Yani 3'e 3 olmalı kurallar gereği. O da okusun. Ama istediği kadar okusun. Ben onu tercih etmeyeceğim. Ya ama böyle olmaz yani. Çok duygulandım böyle yaparsa. Tamam siz okuyun o zaman. Yani... Değerlendirilecek mi peki yani? Tamam okuyun tamam dinliyorum. Tamam bak dinliyormuş. Recep Bey orada mısınız? Evet. Tamam sonuçlanmak üzere hatta kalın. İsmet Bey buyurun şiiriniz. İsmet Bey? Buradayım. Ben bir şey söylemek istiyorum da. Ben etkilemek adına Recep Bey siz ne demiştiniz tam olarak son şiirinizde? Size bir cevap maksadıyla vermek istiyorum. Ne kadar çok doğaçlama yeteneğimin olduğunu görmesini istiyorum. Hani... Vur kalbime hançeri yaram kanasın fazla derine inme çünkü orada sen varsın demiştim. Hadi. Tamam başlıyorum. Hey İrina, İrina, bakma benim bu yaşlılığıma, gençlere taş çıkartırım. Bunlara inanma, sağdan solduğu bulduğu laflarla insanları kandırırlar. Ben vurdum Recep'in götüne yarra, dibine dibine, derinlerde sadece pok vardı. Terbiyesizlik yapmayın, terbiyesizler. Yavşak. Ne kadar kötü insansın ya. Hırsız, hırsız bu çocuğu hakkım yer. Kapat telefonu, hırsız bu çocuk. Bir dakika ben baştan bağlıyorum. Alo. Alo. Merhaba. Ya kusura bakmayın çok özür diliyorum ya. Hattı kapatmak zorunda kaldım. Çok abarttı, terbiyesizlik yaptı. Kaç evet, yaşında evet. Adam yani. Çok, evet, İrina Hanım konuşun İrina Hanım. O beyefendi yok. Alo İrina. Onu da aradım da açtım ki. İrina. Alo. Evet evet buradayım. Ya nasıl böyle insan bunlar? Bunlar çok kötü insan oldu. Biliyorum tatlım biliyorum yani gerçekten Ergün Bey'i de bağlıyorum şu an bekler misiniz bir lütfen. Bir dakika Ergün Bey'i bağlıyorum. Recep Bey ben çok yani sizi sevdi güzel insan gerçekten yani o kötü insan lütfen üzülme tamam. Alo. Tamam. Alo Ergün Bey orada mısınız? Ergün Bey. Merhabalar. Ya daha yine bir beyefendi bağladık da yani hep Recep Bey'e saygısızlık yaptı. Recep Bey yarışmayı kazandı. Kendini hazmettiremedi, yediremedi yani. Terbiyesizlik yaptı yani. O ismi neydi o beyefendinin? İsmet mi ne? Bu şey değil mi? Twitter'da İsmet 6832. Evet evet o galiba o gerizekalı ya.
Tamam, ben gerekeni yapacağım yani. Şimdi İrina Hanım, Recep Bey'i beğendiniz mi? Yani ben ona göre sonuçlanma yapacağım da. Evet, ben çok beğendim. Kendisi çok güzel şiir okuyor. Ben çok beğendim yani. Aynen, bu arada çok güzel şiir okuyordu yani. Kendisi hatta mı şu anda? Dinliyor mu bizi? Evet, burada. Merhabalar. Merhaba Ergin E, nasılsınız Recep Bey? İyi misiniz? Bey. Teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Vallahi iyiyim. 5. geleneksel şiir yarışmamızı yapıyorduk. Tebrik ediyorum sizleri. Yarışmayı kazanmışsınız. Teşekkür ederim. Yani gerçekten kolay kolay kazanılmaz bir yarışma. Normalde mesela normal bize bağlanan kadın katıldığında iki tarafı bile tercih etmeyebiliyor yani. Son 10 hafta oldu değil mi Fatma Hanım? Evet, biraz öyle oldu yani. 10 hafta aradan sonunda İrin Hanımefendi'yi biriyle konuşturabildik. Kendisi hiç kimseyi tercih etmiyordu. Ama ne yapayım Ergun Bey, hiç kimse bana uygun olmadı ama Recep Bey çok sevdi yani. Yani şöyle söylemek gerekirse yani sizleri tebrik ediyorum. Ödülünüzü takdim etmek istiyorum ben. Biz de Fatma Hanım'la çıkalım. Siz, hatta İrin Hanım istiyorsan numaranızı beyefendiye verirsiniz, konuşursunuz. Yani Türkiye Kağıtlar Birliği olaraktan normal yani Twitter'da tek başına takılıp numarasını atan el bir beyefendi yani güzel bir kadınla buluşturmak ya bizim için bir yani mutluluk kaynağıdır. Tebrik ediyorum. Nasıl düşünüyorsunuz? Neler hissediyorsunuz Recep Bey? Heyecanlı mısınız? Teşekkür ederim. Ben heyecanlıyım. Aynı zamanda şöyle bir düşüncem var benim. Bilmiyorum, artık sizi rahatsız etmez umarım ama Yok yok. yani ben zevk aldım yani bu konuşmalardan, bu yarışmaya katılmaktan zevk aldım. Ayrıca diyorum ki yani eğer işletiliyorsam da önemli değil yani. Yok yok, estağfurullah beyefendi, estağfurullah, öyle şey olur mu? Çok teşekkür ediyorum. Bugün bizlerden ne kazandınız biliyor musunuz? Yani farkında değilsiniz ama bugün bizlerden ne kazandınız biliyor musunuz Recep Bey? Bugün bizlerden bedava mantar başlı ucu yamuk bir yarrak kazandınız Recep Bey. Sizleri tebrik ediyorum. Bol günlerde... Aman Gidin lan. Aman kodum. Senin ben kafatasını sikeyim. Recep, sen garibi.